Herkese merhabalar arkadaşlar. Kök katsayı arasındaki ilişki konusunda sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar kök katsayı ilişkisi konusuyla artık ikinci dereceden denklemlerinde sonuna geliyoruz. Bugün günlerden 10 Mart arkadaşlar ve haftanın başında karmaşık sayılar canlı yayın yapmıştık. Ve de haftaya da arkadaşlar matematiği bitirip artık çokgenlerle geometriye giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Haftaya çokgenler sonrasında da arkadaşlar trendlere giren YouTube'un trendlerine giren yazılı kampıyla sizlerle birlikteyiz. Yine bomba gibi 10 numara yazılı provası olacak sorularla sizlerle birlikte olacağız. Ve ayın sonunda da yine biliyorsunuz ki dörtgenler canlı yayınımız var. 9. sınıfta üçgenler yapmıştık. Şimdi ise arkadaşlar dörtgenler yapıp 10. sınıfı da bitireceğiz. Hemen ödevlerimizi verelim. Arkadaşlar ben hocam daha fazla konu çalışmak istiyorum, daha fazla soru görmek istiyorum diyorsan o zaman sıfırdan ona kitabında 212. sayfadan başlayarak arkadaşım hemen ne yapacaksın konunun hepsini yapacaksın. Bakın sayfa 212'de ne var? Kök kas ilişkisi var arkadaşım. Onu yaptıktan sonra ne yapıyorsun? Süzgeç var sonrasında da simetrik kökler ve yine süzgeç var. Yapamazsan karekök dokusu ve arkadaşım daha önemlisi daha önemlisi lütfen tara geç test geç de pardon özür dilerim test geçti. Lütfen bütün ünitenin tekrarını yap. Çünkü artık geometri kısmına geçeceğiz. Aklında hiçbir şey kalmasın. Yazılı haftasında da vurgunu yap ve bitir. Hemen arkadaşım Dinamo kitabından da verelim. Dinamo kitabından Tesla 21'e vermişiz. Hemen bakalım neredeyiz? Tesla 21 biçim neredeymiş? İşte burada kökler, e, karmaşık kökler var burada arkadaşlar. Kökler toplamı çarpımı var işte. Burası bizim için başlıyor. Nereye kadar? Yine dörtgenlere kadar arkadaşım. Bir kere daha söylüyorum. Yapamazsan ne yapıyorsun? Karikolu okutuyorsun. Ben soru çözeceğim. Soruya boğuldum diyorsan, boğulmak istiyorum diyorsan işte burada hepsi var. Bu arada yazılı provaları da dördüncü üniteden burada sizlerle birlikte nerede? Dinamo kitabımızda sayfa 250'ye kadar yapacaksın. Sonrasında dörtgenlere, çokgenlere gideceğiz. Fazla vakit kaybetmeyelim. Artık işimize bakalım. Arkadaşlar artık benden bıktınız. Artık bu olaydan bıktınız biliyorum ama kök katsayı arasındaki ilişki deyince yine ben nerede yapıyorum bunu? İkinci dereceden bir bilinmeyen denklemde yapıyorum. Denklem dedik ki karşı sıfır. Ve arkadaşlar? Diskriminant denilen bir şey var. B kare eksi 4 ac demiştik. Bu bizim işimize nerede yarıyordu? Kökleri elle ayıramıyor. Daha doğrusu gözle ayıramıyorsam elle ayırıyordum. Nasıl? Bak burada kök diskriminant yapıyordun. Eksi b artı kök diskriminant. Eksi b eksi kök diskriminant. Bölü 2a yaptın mı Ne yapıyordun? kök 1 ve kök 2'yi buluyordun. Tabii ki de tabii ki de burada geçen geçen dersimizde söylemiştik. Burada pozitifse iki kök çıkacaktı. Sıfırsa tek tek bir kök olacaktı ama çift kat kök olacaktı. Ve de arkadaşım e, sıfırdan küçükse de geçen ders görmüştük karmaşık sayı olacaktı. Şimdi biz burada başka bir şey yapacağız. Bu a'lar, v'ler, c'ler reel sayı peki bana ne anlatıyor? Ona bakacağım. Arkadaşım bizim iki tane kökümüz vardı. Bu kökleri toplarsak bakın taraf tarafa topladığın anda paydalar aynı olduğu için paylar toplanacak. Payları topladığın anda da bakın artı kök eksi kök diskriminantlar birbirlerini götürecekler. Eksi 2B bölü 2A iki olacak. İkiler de birbirini götürürse artık bizim ezberden bilmemiz gereken kökler toplamı x1 artı x2 eksi B bölü A formülümüz ortaya çıkacak. Çok önemli bir şey kökler toplamı aklımda olsun. Hatta ve hatta sınavlarda kesinlikle çıkıyor üniversite sınavında aklımızda olsun. Kökler çarpımı ne? Bakın iki kökü çarparsam ne olur? Burada çarptığım anda hatta bunu şuraya yazmak istiyorum. Pay payla ile payda payda ile çarpılacak. 2A 2A ile çarpılırsa bakın ne olur? 4A kare olur. Peki yukarıda ne var? Eksi B eksi B ile çarpılırsa bakın burası ne olacak? 2 kare farkı olacak. Çünkü bunlar birbirinin eşleniği 2 kare farkı olduğunda eksi B eksi B B kare olur arkadaşım. Artı eksiden dolayı eksi olacak. İki kare farkı demiştik. Kökün karesi de diskriminant olmuş olacak. Peki diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac'ydi. Eksiyi dağıtırsan B kare B kareyi götürür. Geriye ne kalır arkadaşım? 4 ac kalırdı. Peki 4 de aşağıyı 4 a kareyi a a diye ayırsam. 4 a a'dan 4'ler birbirini götürdü. A'lar birbirini götürdü. C bölü a diye yine ezberden artık bilmem gereken bir konuyu gördüm. O da neymiş arkadaşım? Kökler çarpımı da benim için x1 çarpı x2 c bölü a olacakmış. Bak nereden geldiğini de gösteririm. Kesinlikle unutmazsın. Eksi b bölü a c bölü a. Bunun başında eksi var. Burada yok. Aklında olsun. Bir de kökler farkı var arkadaşım. İkisini birbirinden çıkartırsan hangi kökün daha büyük daha küçük olduğunu bilmediğin için burada mutlak değerde daha fayda var. O yüzden paydalar aynı olduğunu çıkarma yaparsam bu sefer b'ler gider ama geriye ne kalır? Burada gördüğün gibi iki tane Kök diskriminant kalacak. Ne yapacağız arkadaşım? O da mutlak değerin içinden dışarıya artı çıkacağı için 2A, 2A ne olacak arkadaşım? Paydalar zaten 2A. O yüzden ne oluyor? 2 tane kök diskriminant bölü 2A. Tabii ki de mutlak değer olduğu için kök diskriminant bölü mutlak değer A oluyor. Yukarısı niye mutlak değer de değil hocam? Çünkü kök zaten çift olduğu için kesinlikle pozitif ya da sıfırdır demiştik. Bu da sorularda çok gelmese de yine aklında böyle bir formül olsun. Formüle de gerek yok aslında. Bunları önceden çok yapmıştık. Bilirsen yaparsın. Şimdi uzatmayalım artık konumuza geçelim. Biraz cingöz olacağız. Hemen bakacağız ne var ne yok diye. Ne yapmam gerek diye. Ondan sonrasında zaten olayı çözeceğiz. Bakın şimdi burada ne var? A'sı 1. B'si eksi 2. C'si artı 7. Aşağıda da x1'in karesi x2. X2'nin karesi X1 diyor. Biz polinomlarda çarpanlar ayırma gördük mü? Gördük. Burada iki tane X1 vardı. Bir tanesini aldım. X, X2'den de bir tanesini aldım. E, o zaman ne oldu? Burada elimde sadece X1 kaldı. E, bu tarafta sadece elimde X2 kaldı. İkisinde de ortak X1 çarpı X2 vardı. Ve bana bunun kaç olduğunu soruyor. Hemen bakın bu gibi sorularda arkadaşlar. X1 çarpı X2'yi hemen yukarı yazın. Neydi? X1 çarpı X2 C bölü A'ydı. Yani 7 bölü 1'den 7 gelmiş oldu. Peki kökler toplamı neydi kökler toplamı? Eksi B bölü A idi arkadaşım. O zaman da ben de bunu da ne bulmuş oldum? Artı 2 bulmuş oldum. E burası kökler çarpımı değil mi? Kökler çarpımı. Burası kökler toplamı değil mi? E kökler toplamı. O zaman 2 kere 7 ne olmuş oldu? 14 olmuş oldu. Artık bize böyle çarpanlara ayırma. ikinci dereceden böyle e, tam kare açılımlar veyahut da 2 kare farkları. Bunun gibi olaylar soracaklar. Biz bunları da buraya yazıp sonrasında ne var ne yapabilirim diye bakarak yapacağız. Isınmaydı. Gerçekten iyi ısındık. Biraz daha ısınalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2. Adam bana diyor? x1'in karesi x 2ye eşitmiş. O zaman bir dakika. Bakın a1 e, b eksi parantezinde m eksi 1. C de eksi 27. O zaman bir yazalım. Kökler toplamı benim ne olacak? kökler toplamı eksi parantezinde eksi b eksi b bölü a şurası eksiydi yanlış yapmayız inşallah birazdan eksi b bölü a olacak buradan da ne oluyor arkadaşım m eksi 1 bölü 1'den hemen ne olmuş oldu m eksi 1 olmuş oldu bu ne arkadaşım bu kökler toplamı eksi b bölü a'dan dolayı eksiyi dağıttım yaptım bir de ne yazayım x1 çarpı x 2 yazayım Hatta onu da buraya büyük yazayım. Bakın neden büyük yazıyorum? X1 çarpı x de eksi 27 bölü 1'den dolayı ne olmuş oldu x1 çarpı x2? Benim için hatta şunu şuradan silelim. x1 çarpı x2 eksi 27 olmuş oldu. Niye böyle bir şey yaptım? Bakın burada m var bilemiyorum ne olduğunu ama burada olayı biliyorum. Çünkü x2'nin yerine ben x1'in karesi yazsam ne olacak arkadaşım? Cevabım eksi 27 tek bilinmeyene döndüm. X1'in kübü eksi 27 ise biliyorsunuz ki küpte eksi olursa sayım benim eksiydi ama çift kuvvetlerde eksi cevap olmazdı. O zaman ne yapmış oldum? Eksi 3 olduğunu bulmuş oldum. X1'im eksi 3 ise hemen buradan da ne yapıyorum? Karesi x2 idi. O zaman karesini alıyorum eksi 3'ün. Eksi 3'ün karesi eşittir 9'dur. Bakın zaten 9 eksi 3 eksi 27 süper bir şekilde onu da bulmuş oldum. Peki 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 peki. Bana ne soruyor? Bana da M'nin kaç olduğunu soruyor. E kardeşim ben neyi biliyordum? X1 artı X2'nin M eksi 1 olduğunu biliyordum. E X1'im eksi 3. E X2'im 9. E cevabım ne oldu? E 6 eşittir M eksi 1 ise o zaman M buradan ne olmuş oldu? 7 olmuş oldu. Eksi 1 karşıya artı 1 attım. İşte bu arkadaşım çok güzel bir şekilde devam ediyorum. Nasıl? Bakın x1'in karesi x2 bunları bir çarptırsam çok güzel şey oluyor. Zaten bu gibi sorularda kökler diyorsa kökler toplamıyla kökler çarpımını kesinlikle bir köşeye yaz. Oradan olay patlayacağını anla. Geldim bir başka soruma. Artık iyice ısındık. Antrenmana geçelim. Denkleminin köklerinin çarpmaya göre tersleri. Bir dakika şimdi. Bir dakika. İsim tamlaması bayağı uzun. Denkleminin köklerinin çarpmaya göre terslerinin toplamı. Yani gerçekten ceza bununla ilgili güzel bir rap şarkısı yapar. Denkleminin köklerinin çarpmaya göre terslerinin diye böyle gerçekten müthiş bir şey olur. Arkadaşım bak şimdi ne olur burada. X1 artı X2 ben onu bunu bilmem arkadaşım ben bildiğimi yaparım. X1 artı X2 eksi B bölü A'dan dolayı bakın görünmez bir görünen eksi 4 var. O zaman ne olmuş oldu? X1 artı X2 4 olmuş oldu. Peki x1 çarpı x2 nedir? O da c bölü a'dan dolayı bakın c'miz eksi 12. E, o da 1 olduğuna göre eksi 12 olmuş oldu. Şimdi bana söylediği tekerlemeyi toparlamaya çalışalım. Denkleminin köklerinin köklerim neydi? x1 ve x2 idi. Köklerinin çarpmaya göre tersi. Bakın çarpmaya göre tersi nedir? Tabii ki de bölü şeklinde yazmaktır. Tamam bunları da yazdım arkadaşım. Çarpmaya göre terslerinin toplamının kaç olduğunu soruyor bana. E arkadaşım hiçbir şey yok. 1 bölü x1, 1 bölü x2 yapacak hiçbir şey yok. O zaman ne yapacaksın? Tabii ki de payda eşitleyelim. Payda eşitlersek ne olur? 1 ile x2'yi x2 çarparsam x2 olur. Artı 1 ile x1'i çarparsam x1 olur. Bölü e paydaları artık eşit. İkisinde de x1 çarpı x2, x1 çarpı x2 var. O zaman demek ki adam bana bunu soruyormuş. E bana bunu soruyorsa arkadaşım o zaman patlattım gitti. Çünkü kökler toplamını ben 4 olarak biliyordum. E kökler çarpımını da eksi 12 olarak biliyordum. O zaman cevabım da yukarıya aşağıya 4'e bölersem 4 bölü 4 1. 12'yi 4'e bölersem 3 ama hangi 3? Önünde eksi olduğu için eksi 3 dedim ve bu soruyu da yapmış oldum. Arkadaşım bak kökler denkleminin köklerinin kökleri çarpmaya göre tersleri toplamı. Demek ki usul isim tamlamasını parça parça lime lime edersen anlarmışım dedin ve geçtim. Lütfen şurada eksi B bölü A'yı aşağıda da C bölü A olduğunu B'nin başında eksi olduğunu kaçırma sakın. Çok önemli bir mevzu dedim ve geçtim. Bu arada bu arada bu arada bakın konu bize hainlik yapabilir arada sırada ama siz bazen de cingöz olabilirsiniz. Çünkü bakın burası x eksi 6'ya x artı 2 diye aslında ayrılıyordu arkadaşım. Çünkü bakın kök çarparsak burası eksi 12 bu. Sonrasında da toplarsak da eksi 4 oluyor. Zaten bunlar da demek ki böyle ayrılıyormuş. E kökler toplamı ne oluyor buradan? 6'ya eksi 2'den 4 oluyor. Kökler çarpımı da gördüğün gibi eksi 12 oluyor. Yani kısa yoldan da bulabilirmişin. Tabii ki de fark eden bir şey yok. Bunu görsen de görmesen de zaten bu konunun özelliği bu. Kök kat sayı arasında müthiş bir ilişki var. Onu da ortaya koymuş olduk. Hemen geçelim arkadaşım. Nereye geçelim peki hemen? Model soruya geçelim. Bu da artık bizim için güzel bir soru şekli olsun. Bakalım neymiş bu? Bize diyor ki kökleri yine x1 x2'ymiş. Bu sefer bana x1'in karesi artı x2'nin karesi. Hayda. Ben yine bildiklerimi yazayım. Boş versen. x1 artı x2 eşittir nedir arkadaşım? Kökler toplamıydı. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü a'ydı. b bu arada artı 3. a da görünmez bir. c de artı 4. Eksi b bölü a'dan dolayı X1 artı X2'nin ben ne olduğunu buldum? 3 olduğunu buldum. Peki kökler çarpımı neydi? X1 çarpı x de C bölü A'ydı. O da 4 bölü 1'den dolayı ne olmuş oldu? Kökler çarpımında benim ne olmuş oldu arkadaşım? Hemen şuraya eksi gibi değil de çarpı gibi yapalım. 4 olmuş oldu. Peki bana ne soruyor? X1'in karesiyle X2'nin karesinin toplamı. E arkadaşım benim elimde böyle güzel muazzam bir şey var. Bakın X1 artı X2 eşittir eksi 3 diye bir şey var hemen şuradan bir kırmızı kalemle çok ciddi bir iş yaptığımı fark ettirircesine her iki tarafın karesini alsam birincinin karesi artık buna kesinlikle kimse x1'in karesi artı x2'nin karesi demiyordur herhalde. Herhalde demiyordur büyük ihtimal. Çünkü niye? Bir de arada ne vardı? Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı vardı arkadaşım. Sakın sakın öyle bir kör cahillik yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı. ikincinin karesi yapıyorsun eksinin karesi artı 9 olmuş oldu. Bana sorulan şeyi hemen burada yapıyorum. X1'in karesi artı X2'nin karesi artı 2 tane X1 çarpı X2. E çarpımların bunların kaçtı arkadaşım? E 4'tü. E 2 ile çarparsam 2 kere 4 oldu. Karşıda da 9 var. E uzatmayalım. Burası kaç arkadaşım? 8. Hangi 8 artı 8? Attım karşıya. Eksi 8. O zaman bana sorulan bu değer neymiş? 1'miş. Ya da karşıya atma. Bu değerle 8 toplarsan nasıl 9 olur? Bu değer 1 olması lazım ki dedik ve bunun cevabında 1 bulmuş oldu. Çok enteresan bir soruydu. Bu soruyu da geride bırakmış oldum arkadaşım. Gördüğün gibi olay bu. Mevzu bu. x1 2x2 kökleri diyorsa hemen x1 artı, şey x1 ve x2 kökler diyorsa toplamlarını ve çarpımlarını yaz. Sonra ne yapabilirsin diye düşün. Zaten bu sorudan biz çarpanları ayırma konusunda yapmıştık. Şimdi de ne yapıyoruz? Bu konuyla birleştirip yapıyoruz. Geldim bir başka soruma. Zoru işte kolayı sevmeyen zoru sevenler için gelsin. Hocam sorular çok kolaydı diyenler şimdi bu soruyu yapsın bakalım nasıl yapacaklar merakla bekliyoruz. Bence dur dur bir kendin yapmaya çalış. Sonundan da ben nasıl yapıyorum bir bak. Bakın denkleminin kökleri x1 ve x2 bana x2'nin karesi 5 tane x1 diyor. Eksi 5 tane x1. Allah Allah. Ya ya x2'yi verseydi ya x1'i verseydi yapardım. Ama x2 ve x1'i aynı denklemde veriyor. Ben de o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Benim köklerim bunlarsa o zaman ben şunu biliyor muyum? x2'nin karesi artı 5 tane x2 eksi 3 eşittir 0. Denklemin köklerini denkleme koyunca sağlıyordu hatırlıyorsak. O zaman burayı çok güzel yaptım. Bakın şimdi x2'nin karesini de At karşıya eksi 5 tane x2 artı 3 yapsam kim bana bir şey diyebilir? Bence kimse diyemez. O zaman bakın hemen x2'nin karesini eksi 5 tane x2 artı 3 bir de bakın bunu yazdım şu an sadece. x2'nin karesi eksi 5 x2 artı 3 eksi 5 x1 artı 7 diye işlemin sonucunu bana soruyormuş. Biraz daha toparlarsam bunların ikisini şu vatandaşların ikisini eksi 5 parantezine alsam x2 artı x1 etti mi? Çok da güzel etti. Çok da iyi etti. 7 ile 3'ü toplarsam da 10 etti mi? Adam meğerse bana bunu soruyormuş. Peki kökler toplamı neydi? x1 artı x2'nin eksi b bölü a olduğunu artı 5'in önüne eksi koyarsam eksi 5. Görünmez biri olduğu için kökler toplamının eksi 5 olduğunu biliyor muyum? O zaman eksi 5 çarpı eksi 5 artı 10 Burası kaç oldu? Eksi eksi artı 25. Burada da 10 vardı. Oldu mu sana 35? Gayet de güzel, gayet de şık oldu. Süper oldu arkadaşım. Bu olayı da halletmiş olduk. Zor bir soruydu. Neden? Çünkü hep kökler toplamı, kökler çarpımı ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama bir tane daha mevzu vardı. Hatırlar mısın? Onu da çok sorularda yapmıştık. Denklemin kökleri yerine koyduğum bu denklemi sağlardı. İşte oradan x2'yi çektik. Sonrasında da zaten yine kökler toplamı karşıma gelmiş oldu. Evet arkadaşım konunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Burada size söylemem gereken önemli bir şey var. O da ne? Simetrik kökler. Simetrik reel kökler. Neymiş o? A sıfır olmayacak ki ikinci derece olsun. A, B, C reel sayı. İkinci dereceden bir denklem var. Bu denklemin ikisinde de simetrik bu denklemin ikisi simetrik reel kök olmasını istiyorsam o zaman yapmam gereken B'yi sıfırlamak ya da B'nin olmadığında A ile C'nin de ters işaretli olsun ki yani reel kök çıkması için o zaman ne diyoruz biz de burada simetrik iki kök oluştur. Bakın ne demek istiyorsun hocam? Bakın x kare eksi 4 diyelim. Mesela bakın b yok b sıfır çünkü x'li bir şey yok x kare var ve sayı var. O zaman a'sı bir bunun e, c'si sıfır şey e, c'si eksi 4 e, 1 ile eksi 4'ün çarpımı eksi süper yani ters işaretliler neden böyle bir şey olsun? x kare eşittir 4 olsun ki x eşittir 2 ya da x eşittir eksi 2 olsun. Bakın burası 5 olsa bir şey fark eder miydi? Hayır. O zaman burası kök 5 ile eksi kök 5 olacaktı. Hiçbir şey fark etmeyecekti. Ne olacaktı? Simetrik 2 kök. Simetrik ne demek biri a ise biri eksi a, biri b ise biri eksi b, biri 3 ise diğeri eksi 3 arkadaşım unutmuyorsun. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi bak model soru bununla ilgili direkt net soracaklar. Diyecekler ki denkleminin simetrik iki reel kökü olmadı, olduğuna göre diyecek. Bak iki reel kökü varsa 1. B, eksi, B sıfır olacak. Yani A kare eksi dört eşittir sıfır olacak. Buradan da arkadaşım sen 2 kare farkından A eksi iki A artı iki eşittir sıfır olduğunu biliyorsun. Buradan da ne biliyorsun arkadaşım sen A ya 2'dir ya da A nedir? Eksi ikidir. O zaman sen de diyorsun ki ya nasıl olacak? 2 tane değer çıktı. Hemen konuma geri dönüyorum. Bakın A'ya 2 verirsem A or burada x karenin önündeki gider. Bu o zaman 2 kök gelmez. O zaman demek ki diyorum ki ha A 2 değilmiş. A neymiş peki? Eksi 2'ymiş. O zaman toparla artık şu güzelim yeşilde. Toparlayalım. Eksi 2'yi yerine koyduk. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 x kare toplama burası bak bu arada çıkarma yani. Eksi 2 eksi eksi 2 2. Yani eksi 4. Burası ne olmuş oldu? 0 zaten bilerek oradan geldik. Burası da ne oldu? Artı 7 eşittir 0. Arkadaşım bak şimdi. Artı 7 eşittir 0. Hemen 4x kareyi karşıya atalım. 4x kare eşittir 7 oldu. Bunu bu tarafa attım. Yer değiştirdim. Fark eden bir şey yok. Bakın hemen ne yapacağız bu sefer? x kare eşittir 7 bölü 4 yaptım. Ve olayım bu şekilde devam ediyor. Ama buradan ben bakın x1 ve x2'yi bulurum. Ama bulmama hiç gerek yok. Neden? Çünkü adam bana sorduğu şey köklerin çarpımı kaçtır diyordu. E ben kökler çarpımı nereden biliyordum? Kökler çarpımım. X1 çarpı X2 neydi? C bölü A'ydı. E C'mi ben 7 diye buldum. E A'mı da eksi 4 buldum. O zaman kökler çarpımım ne olmuş oldu? 7 bölü eksi 4 olmuş oldu. Ha buradan gitseydim ne olacaktı? Kök 7 bölü 2 ile kök 7 bölü eksi 2 olacaktı. Yine bunları da çarparsan kök 7 kök 7 7 2 kere 2 4 ama hangi 4 dört? -4 dört olacaktı dedim ve bu güzel sorumu da geride bırakmış oldum. Gördüğün gibi arkadaşım olay açık ve net. Simetrik kök mü istiyorsun? Hemen 0 eşit, eşit, a 0 olmayacak. b'yi 0 eşitliyorsun. a ile c'de ters işaretli olsun ki reel kök gelsin dedim ve artık son kısma geçtim. Kökleri verilen İkinci dereceden denklemin yazılması. Arkadaşım bazen de adam sana kökleri verecek diyecek ki denklemi yaz. E sen bunu biliyorsun ki kökler toplamı burası olduğunu biliyorsun. Ve eksi b bölü a'dan geldiği için. Bakın x kare olan bir şeyde zaten a'yı bir kabul ettiğim için hemen kökler toplamını x'in önüne koyuyorsun. Ama nasıl eksili bir şekilde? E, kökler çarpımı da c bölü a'ydı. E c a bir olduğuna göre Demek ki buraya da direkt artılısını koyuyorsun. Ne diyorsun hocam ya? Düzgün anlat. Bak örnekle anlatayım. Isınalım hemen. Kökler toplamım nedir benim? X1 artı X2 gördüğün gibi 7. Peki X1 çarpı X2 nedir? X1 çarpı X2 de 10. Bakın şimdi çok dikkatli izleyin. Demek istediğim şey şu. Yapacağın şey X kare. X ve eşittir 0 koymak. Ve burada da yapacağın şey şu. Bunları alıp yerine koyuyorsun. Ama nasıl? kökler toplamını eksilisini koyuyorsun. Bak kökler toplamının eksilisini koyuyorsun. Kökler çarpımını da direkt ne görüyorsan alıyorsun. E burada 10 var. Tabii ki de 10 artı 10'dur yazdım. X kare x ve sayı olacak. Sayı çarpımlarından gelecek. Buradaki de x'in önündeki de nereden gelecek? Toplamlarından gelecek. İşte olay bu arkadaşım. Hızlı bir şekilde bunu söyleyip geçiyorsun. Kökler toplamının eksilisini x'in önüne. Kökler çarpımında işareti neyse ona göre direkt alıyorsun ve bitiriyorsun. Geldik bir başka soruya. Bu arada konunun başına dönmek istiyorum. Bakın köklerimden birisi 4 eksi kök unutmayın arkadaşlar. Unutmayın. Bakın burada bir kök dışarı çıkamadıysa diğer kök de çıkamaz. E bu adam 4 eksi kök kesinlikle diğeri de 4 artı kök Çünkü bunlar birebir aynı şeylerdi. Kökler dışarı çıkamadığına göre Birinin arası artı, birinin arası eksidir. Bunu karmaşık sayılarda da görmüştük. İşte karmaşık sayılardakinin de aynısı nedir arkadaşım? Bir tanesi kökün birisi eksi kökse diğeri de artı köktür dedim ve olayı bitirdim. O zaman sen ne biliyorsun arkadaşım? X1 artı X2'nin ne olduğunu biliyorsun toplarsan hop 8 olduğunu biliyorsun. Peki X1 çarpı X2'nin eşlenik oldukları için 2 kare fark oldukları için 4 kere 4 16 Eksi kök 3 kere 3 3. O zaman x1 çarpı x biraz bir tık uğraştırdı beni. 13 olarak bulduğum. Bakın bu 8 bu 13 kökler toplamım kökler çarpımım elinde var. Bana denklemi soruyor. Hemen x kareyi yazdım. X'i yazdım. Eşittir sıfır yazdım abicim. Başka da hiçbir şey yok. Hemen ne yapıyorsun bak. Kökler toplamımın eksilisini yazıyorum. Kökler çarpımımda işaretim neyse Aynısını buraya geçirmiş oluyorum. İşte bu kadar arkadaşım. Burada da ufak bir cinlik vardı. Kök ya da iyili bir şey varsa diğer kökte onun eşleniği olacaktı. Aklımda kalsın. Geldim zoru sevenlere bir tane de arkadaşım şurada bir tık daha model sorum var. Ona da soru yazdım sonrasında da ödülü sorum var. Hemen bitiriyorum 30 dakika olmadan bitmiş olacak dersimiz. Denkleminin bir kökü x1 eşittir 1 eksi 2 olduğuna göre m artı n toplamı nedir diye bize soruyor. Arkadaşım bak şimdi köklerden birisi dediğim gibi biraz önceki gibi i'lerde ve kök köklü yani köklü ifadelerde ne oluyor arkadaşım eşlenik oluyor diğer köküm benim eşleniğim oldu. Şimdi bak ben ne biliyorum x1 artı x2'nin x1 artı x2'nin 2 olduğunu biliyorum. x1 çarpı x2'nin de Geçen geçen ders görmüştük. Eşlenikten dolayı 1 1 1 2 yi, 2 2 4 yi, ya 4 kare oradan da eksiden dolayı artı oluyordu. O zaman burada 1'in karesi 2'nin karesi toplam 5 oluyor. Bunların çarpımı niye 2 kare farkı oluyor ya oradan. Şimdi bakın ben bunları biliyorum. Peki ben bu denklemi yazmak isteyeceğim. Şöyle mi yazacaktım? x kare x eşittir 0 diyordum. Peki ben şöyle mi yazıyordum? Toplamının eksilisi Çarpımı aynen alıyordum. Yalnız dikkat. Burası x kare değil arkadaşım. X kare şeklinde yazarsam. Herkesi 2'ye bölersem. M bölü 2 x olur. Artı n bölü 2 olur. Cevap da 0 olur. Şimdi çok dikkat arkadaşım. O zaman ben ne biliyorum? M bölü 2 eşittir eksi 2. N bölü 2 eşittir 5. Süper. Buradan m'yi ben eksi 4. n'yi de ben 10 bulurum şap bana hemen yapıştırırım. M artı N'de ne, ne olur o zaman? M artı N eksi 4 artı 10 artı 6 olmuş olur. Süper bir şekilde bu sorumu da halletmiş oldum. Zor bir soru muydu? Evet karmaşık sayılardan dolayı zordu. Ama biliyorsan rahatsın. Burada gözden kaçırmaman gereken şey sen bu şekilde denklemi yazmaya çalışıyorsan o zaman orada x kareli bu denklem Burayı da rahatlatacaksın. Herkesi ikiye böldün mü? X kareli olanı bulursun dedim. Ve bu zor soruyu da bitirmiş oldum. Şimdi geldik yazılı sorusuna. Aslında ben buraya yazılı sorusu yaz, yaz, yazmak istiyorum. Soru yazdık ama bu yazılı sorusu. Bu yazılı sorusu arkadaşım. Bak şimdi ne bu? Köklerim benim X1 ve X2 ise o zaman X1 artı X2'yi ve X1 çarpı X2'yi anında yazmam lazım. Ne bu? Eksi B artık yazmıyorum bakın. Eksi eksi 3 bölü 1'den dolayı direkt 3. Burası da direkt eksi 1 bir bölü 1'den dolayı eksi 1 oldu. Şimdi adam bana diyor ki kökleri bundan x1 x2. Ama başka bir denklemin kökleri de 2 tane x1 ile 2 tane x2 eksi 1'lermiş. Ha. İkinci dereceden de denklemini yaz diyor. O zaman ben şu köklerin çarpımını bulsam. X yeni 1 ve X yeni 2'nin çarpımını yazsam. E çarparsam ne geliyor? Bakın tek tek çarpacağım. 4 tane x1 çarpı x2. Eksi 2 tane x1. Eksi 1'i dağıtıyorum. Eksi 2 tane x2. Eksi 1'i dağıtıyorum. Artı 1 oldu. Şimdi çok dikkat. Burası zaten eksi 1'di. 4 çarpı eksi 1 oldu. E burayı eksi 2 parantezine alırsam. X1 artı x2 oldu. Dışarıda da artı 1 var. Devam ediyorum. Burası eksi 4 iken, Burası da eksi 2 çarpı 3 geldi. Bir de artı 1 var. Buradan ne geldi arkadaşım? O zaman eksi 2 daha doğrusu eksi 4 eksi 6 artı 1'den dolayı burası benim için ne olmuş oldu? Eksi 10 on, eksi 10'a 1 eklersem eksi 9 olmuş oldu. Bakın bu ne? Bu yeni kökler. Bir tane denklem yazmaya çalışıyorsa ya. bu denklemin kökler çarpımı. Nereden bildim hocam? Bakın o kökler bunlarmış. E buna göre yaptım. E zaten bunlar elimdeydi. Oradan da çektim. Peki yeni x1 ile yeni x2'yi toplarsam ne olacak? Bakın 2 tane x1 eksi 1 artı 2 tane x2 eksi 1 oldu. Burada toplarsam ne olacak? Hemen toparlayayım şunları. Bakın 2 parantezinde x1 eksi x2 oldu. x1 artı x2 oldu ve de eksi 2 oldu. E sen kökler toplamını biliyor muydun? 3'tü. 2 kere 3 eksi 2 o da ne oldu? 4 olmuş oldu. Bakın işte yeni denklemin kökler çarpımını, yeni denklemin kökler toplamını buldum. Çünkü bana referans olarak bunu söylemişti. O zaman ben denklemimi yazabilirim. X kare X eşittir 0 yapıyorum. Tabii ki de buraya kökler toplamının eksilisini gömçürttüm. 4 tü 4 yaptım. Buraya da C'yi de ne görüyorsam aynısını yazdım ve olayı bitirdim. İşte bu, işte bu kadar. Arkadaşım çok güzel bir ne dedik? Çok güzel bir kök katsayı ilişkisi de yapmış olduk. Artık ne yaptık arkadaşım? İkinci dereceden denklemleri de bitirdik. Fonksiyon, polinom, ikinci dereceden hepsi bitti. Artık yazılıya hazırız. Belki hocam çokken dörtgen sorar diye ben sana yazılı provasında merak etme. Ekstradan onlardan da soru koyacağım. Ama artık olayı bitirdik arkadaşım. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Artık sözü fazla uzatmayalım. Sen de ödevlerini yap. Ödevlerini yapmadan gelme. İşte karşımda ödülü soru. Ödülü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Ve her türlü eleştirini ve güzel sözlerini yorumlara bekliyorum. Like butonunu kırmayı unutma. Seni sevdiğimi hiç unutma. Bir dahaki derste görüşürüz.